koordinasyon toplantısı Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman başkanlığında yapıldı. Toplantıda birim müdürleri yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. İl Koordinasyon Kurulu 2022 yılı 4. dönem Ekim ayı toplantısı Vali Doktor Ömer Toraman başkanlığında yapıldı. Projenin hayata geçirilmesi için gayret gösteren bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aynı gayreti kalan dönem içinde göstermeye devam edeceğiz. Birim müdürleri ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıda müdürlüklerin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Elazığ'da 2022 yılında kamu yatırımı olarak 856 proje uygulanırken bu projelerin toplam tutarının 13 milyar 43 milyon lira olduğu belirtildi. 2022 yılı Ekim ayı itibariyle 13 milyar 43 milyon TL toplam proje tutarından 2 milyar 576 milyon TL harcama yapılmış olup nakdi gerçekleşme oranı %19,75'tir. İl bazında dağılı. İl merkezimizde toplam 410 proje uygulanmaktadır. Toplam yıl ödeneği 1 milyar 928 milyon TL olup yıl harcama tutarı 613 milyon TL'dir. İl bazında dağılı. İl merkezinde toplam 410 proje uygulanmaktadır. Bu projelere ait 2022 yılı toplam proje tutarı 7 milyar 958 milyon TL olup toplam yıl ödeneği 1 milyar 928 milyon TL'dir. Toplam harcama tutarı 1 milyar 122 milyon TL olup yılı harcama tutarı 613 milyon TL'dir. İlçelerimizde 446 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 5 milyar 85 milyon TL olup 1 milyar 453 milyon TL harcama yapılmıştır. Toplam yıl ödeneği 986 milyon TL'dir. Nakdi gerçekleşme oranı %28,59'dur. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Devlet Demiryolları, Vakıflar Birliği, Karayolları, DSİ ve TEİAŞ'ın Elazığ'da yaptığı çalışmalarla ilgili bölge müdürleri tarafından bilgi verildi. Elazığ ilimiz özelinde ise demiryolu hat uzunluğumuz 279 kilometre. Yine Elazığ'ımızda Elazığ Gar Müdürlüğü, Yolçatı Muratbağ Gar Şefliği, Kuşsaray, Pınarlı, Baski, Şefkat, Ulova, Kürk, Gezgin, Maden, Yurt, Çağlar, Palu, Beyhan istasyonlarımız mevcut olup bunlar 24 saat esasına göre açık istasyonlarımız. Koçkale ve Konak kapalı istasyonlarımız olarak geçmekte. Malatya Vakfı Bölge Müdürlüğü olarak Elazığ'a 82 yılına 4 projeyle girdik. Bu 4 proje içerisinde bir tanesi tamamlandı. Malumunuz olduğu üzere Arap Baba Mescidi ve Türbesi. Bir tanesi devam ediyor. Devam eden süresi bitti. Ancak bazı sıkıntılar olduğu için bizzat olaya müdahil oldum. İkeban'daki Yusuf Ziya Paşa Camii. Diğeri merkezde bulunan Aksaray Camii. Eski Aksaray Camii. Buranın hem proje hem restorasyon işleri bu yıl içerisinde başlanacak. Öncelikle projeye 2 haftaya kadar ihalesine çıkmış oluyoruz. 8. Bölge Müdürlüğü olarak Elazığ ili sınırları içerisinde 819 kilometrelik bir yol ağından sorumluyuz. Bölünmüş yol çalışmalarıyla ilgili envanterimiz 2022 Ekim itibariyle 265 kilometreye ulaşmıştır. Tek yol envanterimiz 386 kilometre oluşmuş. BSK ile ilgili de 2022 Ekim itibariyle 201 kilometreye ulaşmış bulunmaktayız. Bu seneki yatırım programımızda 58 adet projemiz bulunmakta. Bunların toplam değeri yaklaşık 3 milyar 744 milyon TL. Bu seneki yılı ödeneğimiz 321 milyon TL. Bunun 153 milyonunu harcayarak parasal oranda %48'lik bir gerçekleşime ulaşmış bulunmaktayız. Elazığ ili sınırlarında 7 adet 154 kilovolt, 2 adet de 380 kilovolt trafo merkezimiz bulunmaktadır. Ayrıca 15 adet 380 kilovolt enerji nakilatımız, 41 adet de 154 kilovolt enerji nakilatımız bulunmaktadır. Bu işleri 665 personelle yürütmekteyiz.